Sen o hali arıyorum diyorsun. Evet, o hali arıyorum. Aslında asıl aradığım şey şu, gündelik hayat içinde gördüğümüz her bir şey. Yani güneşin ışığıyla başlayan belki bir çiçekle devam eden, çay bardağına kadar her şeyden bir duygulanım alıyor muyuz yani? Bunun derdindeyim. Çünkü ben çay bardağın güzelini de seviyorum. Çiçeğin de güzelini seviyorum. Hayır de diyoruz zaten yani çay bardağı seçerken bile. Bile hayır de diyoruz. Yani genel itibariyle sanat vesaire dendiğinde işte illa galerilerde, şuralarda, buralarda görüp gözlemlediğimiz şeylerden daha ziyade basıyor. Oysa gerçek hayatın ta kendisi estetikle mi alakalı? Bunun da duygusal karşılığı olan zorlu bir yer. Evet. Yani işte bunu çözebilen her insan bence gündelik hayatın her anında bir müzede yaşıyormuş gibi hissedebilir. Doğru. Her şeyi bir sanat eseri gibi görebilir. Ve içimizdeki anda kaldığımız zaman yaptığımız o üç değerlendirme, yani doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin üç ana yargının hepsinde iç içe birlikte şey kombinasyonu da var tabii ki. Onlardan birini hani öne çıkarıp şimdi bakıyoruz yani güzel nedir değildir diye. İşte o güzeli gördüğümüzde bize nasıl bir duygulanım oluyor? Benim meselem bu. Evet, daha doğrusu temeli neye tekabül ediyor? Neye tekabül? Güzellik. Evet. Dediğimiz kavram bizim ne tarafımızla alakalı ve niye alakalı? Bu doğa içerisinde var olan ve hayatını devam ettirmek zorunda olan bir tür olarak biz bir şeye niçin güzel diyoruz ve o güzelliğin katman katman arkasında ne var ki o benzeşmeyi bulduğumuzda bu güzel diyoruz, bu çirkin diyoruz. Vallahi birçok sanki parametre var. Bir, şöyle olabilir mi diye bazen aklımıza gelmiyor değil. En temel içgüdülerimizden iki tanesi aslında bir neslin devamı. İki, güvenlik. Yani neslimizi devam ettirmek isteyen bir türüz. Bir de güvenlik içerisinde bu devamlılığı sağlamak isteyen bir türüz. Bu ikisinin kombinasyonu ve birbirleriyle olan ilişkileri aslında sanki bizde güzellik dediğimiz şeylerin, o kavramların ya da hissiyatların bir nevi sanki böyle temelini oluşturuyor. Şöyle bir şey bize güvenlik alanıyla alakalı bir çağrışım yaptırıyorsa otomatikman sanki biz ona bu çok güzel, bu çok iyi, bu çok keyifli diyebiliyoruz. Çok kabaca yalnız bunları. Daha bir sürü belki sarmalı var bunların ama buna diyoruz. İki, güzellik kavramında neslimizin devamında, yani bizden sonraki türlerin daha kalitesi yüksek bir neslin ortaya çıkması için, çünkü devamlılığımız biraz da buna bağlı. Bunu yükseltirsek tür olarak bu hayatın içerisinde kalışımız daha kolay olacak. Tan ötürü sanki acaba genetik kodlarımız bize bir şeye güzel ya da birisine güzel dediğimizin arkasında yatan şey, sana güzel gösteriyorum şu anda bu karşıdakini, çünkü senin genetik kodlarınla onun genetik kodları birleşirse buradan daha nitelikli bir şey çıkabilir ortaya. Çıkabilir. Çağrışımını mı yaptırıyor ve biz bunun adına güzellik, ya ne güzel kardeşim filan mı diyoruz? Diyoruz. Orada bir bu iki şey sanki, bu iki temel içgüdümüz böyle bu kavramların
çeşitlenmesinde, rafineleşmesinde, kişiye göre hatta subjektif oluşunda böyle çok temel böyle bir şeye sahipler gibi geliyor bana. Nokta koyuyorum sen. Yani şöyle bir şey, mesela hani burada bu düzlemde baktığımızda biyolojik bir düzlem. Kişinin DNA'sı, genetik yapısı vesaire. Evet. Karşıdaki varlığın genetik yapısı, şifreleri vesaire. Arada da yani birincil derecede güzelin hissettirdiği hem Kant'a göre mesela haz duygusu ilk meselede. Ya da başkalarının da görüşleri olabilir. Şimdi bu iş burada bitmiyor. Bu bir anlattınız herhalde buraya kadar. Bir başlangıç süreci, genetik kodları. Tabii bir zemin atıyor bunlar. Yani sonra tabaka tabaka zaten işte sizi daha önce de dinlediğim için müthiş yerlere doğru bir çıkış yaşatıyor. Benim aradığım, keşfetmek istediğim şeyden biri şu. Evet, onu gördüm. Genetiğim itibariyle bir bağ kurdum. Hatta ona doğru yöneldim. Etrafında gezindim. Cezbesine kapıldım güzel olduğu için. Fakat o güzel dediğim kavramın karşılığındaki duyguyu arıyorum ben. Çünkü güzel diye ben bir duygu olup olmadığına dair bir kavram gibi geliyor bana daha çok. Yani güzel, sevinç, mutluluk, huzur, birçok duyguyu tetikleyen bir tetikleyici bir kavram gibi geliyor. Doğru, tetikleyici bir kavram. Haklısın. Evet, ancak şöyle bir zemin oluşturmak lazım. Bunların hepsini biyolojik, fizik ve matematik gerekçelerle açıklayabiliriz. Yani şunu da yapabiliriz. Duygu, duygu mu diyorsun? Ne duygusu yahu? Duygu dediğin şey bir hormon salınımı. Yani vücut bir hormon saldığı için sen onun adına duygu diye olabilirsin. Ama sonuçta biyolojik bir fonksiyonun gerçekleşmesi o. Beyinle karşılıklı iletişim halinde bir fiziksel eylem, biyolojik eylem gerçekleşiyor. Ve o hormonun salgılanmasına neden olan şey belki biraz önce zikrettiğimiz tam da biyolojik gerekçelerle zeminini kazanan, katman katman rafine olan, birbirinden ayrışan, çok değişik biçimlere bürünen ama temelde hem harekete geçirici hem de o hareketin karşılığında duyumsanmaya vesile olucu mekanizmayı çalıştıran bizzat kendisi olabilir o biyolojik gerekçenin. Biz şunu yapıyoruz. Biyolojik ve fiziksel gerekçeleri kabul ediyoruz. Bunları anlıyoruz. Fakat aynı zamanda şunu da yapıyoruz. Diyoruz ki yani biz bunlardan ibaret değiliz canım. Allah Allah. Yani biz bunların ötesinde ayrı ayrı kendine özgü prensipleri olan alanlara da tabiiz. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası zaten. Yani miyiz, miyim, değil miyiz? Yani eğer gerçekten o henüz keşfedemediğimiz, sadece şunu yaptığımız, farklı farklı alanlar olabilir. Mevcut biyolojik, fiziksel ve bilimsel gerçekliklerin dışında da o gerçekliğin kurallarına tabi olmayan alanlar var. Ve bu alanlar kendi başlarına özel kurallarla çalışıyor ve biz bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz ama bu kurallara, özel kurallara sahip olan alanlar da bizim hayatımızda önemli bir yer tutuyor diyoruz. Bilmediğimiz halde bunun böyle olduğuna inanmak istiyoruz. Ve inanıyoruz. Çünkü bunu kanıtlayamıyoruz. O halde inanıyoruz. Şimdi burası zaten hep böyle belki tarih boyunca hepimizin gelip gittiği, etrafında dönüp dolaştığımız yerler. Bilmediğimiz çok şey olduğunu biliyoruz kainatta. Ama bildiklerimizin kurallarının
bilmediğimiz şeyler içinde ne kadar geçerli olup olmadığı hakkında da fikrimiz yok. Evet. Dolayısıyla bu duygu alanı dediğimiz alan zaten şöyle estetik diyoruz ya hani estetik. Yani. Hı hı hı. Estetik tam da bunun için ortaya çıkmış bir bilim dalı aslında. Bir düşünce disiplini daha doğrusu. Bu duygu falan filan dediğimiz alanları acaba biz kategorize edip bir araştırma sürecine sokabilir miyiz? Ve bunu tanımlayabilir miyiz? Ne oluyor da hangi kurallar geçerli de biz bir şeylere duygu diyoruz? Zun çalıştığı alan estetik bilimi. Estetik. Yani aslında güzellik değil. Değil yani kaliste değil. Evet. Yani sen ben bu konularda daha çok şey yaladım. Biliyorum. Yok diyor. Hegel öyle diyor. Yani yanlış konulmuştur diyor. Evet. Doğrusu yani eğer güzellikse konu o kaos kökünden gelen kelimeler daha doğru. Doğru. Şimdi bu zaten sıkıntılı yerler burası. Ama şöyle bir şeyi önerebilirim. Hani evet bu sıkıntılı alanları tarif etme ve tanımlama konusunda gayret sürecek. İnsanoğlu boş durmayacak. Yani bunu yapacak yani. Duygu, heyecan, korku filan bunlar ne abi? Yani nereden geliyor, nereye gidiyor, nasıl çalışıyor? Aşağı yukarı önemli bir kısmını da ortaya çıkardı insanoğlu. Yani o işte arkaik beynin şeyleri, şimdi beyni inceliyoruz falan filan filan. Helal olsun bize. Bir sürü makineler, şunlar, teknolojinin imkanları. Evet, bunları yapıyoruz. Yani. Ama hep yaptıkça şunu görüyoruz doğal olarak. Önümüze keşfettiklerimiz ve tarif edebildiklerimiz cepte kalıyor. Güzel. Güzel. Bir kısmı zaman zaman değişikliğe uğruyor ama önemli bir kısmını insanoğlunun başarı hanesine katıyoruz. Yani biz atom gibi yani. Atom. Biz evet. Sonuçta bir şeyler gelişti, değişti vesaire oldu ama. Çarpıştırıyoruz bir şey. Evet helal olsun bize bunları yapıyoruz. Ya. Ama her bunu yaptığımızda önümüze çok daha muammalı sorular çıkıyor. Bu iyi bir şey. Bir şeyi keşfettikçe yeni soruların ortaya çıkması güzel bir şey. Çünkü bir şey keşfetmeye uğraşmadığın zaman aslında tığ teber muteber geliyorsun gidiyorsun yani. Boşa gitmiş.